Evet, büyük Fenerbahçe'nin büyük taraftarı, sponsorlarımız golvar.com'un ve Kayseri Özel Ümit Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan 2023 yılının ilk videosuna hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Bu video özel bir video çünkü 2023'ün ilk videosu. Muhtemelen bu videoya çok beğeni gelecektir. Bu video sayesinde de birçok kişi abone olacaktır diye düşünüyorum. Videoyu beğenmeyen cinci onun olsun. Evet arkadaşlar, yani eminim bu videoya, yani 2023'ün ilk videosu diye muhteşem oranda beğeni gelecektir diye tahmin ediyorum ama bakalım, yani tahminlerim tutmayabilir. Videoyu beğenmeyen Trabzonsporlu olsun, Beşiktaşlı da olsun. Yani kimseye zorlamıyoruz, şey yapmıyoruz. Onu da söyleyelim arkadaşlar. Videoyu beğenmeyen sarı kırmızı diye geçsin, ortalarda bağırsın. Evet. Jesus'tan yönetime sol bek mesajı haberiyle başlayalım. Fenerbahçe Ezgican Alioski'nin performansından memnun olmayan Jorge Jesus, Fenerbahçe Teknik Direktör Jorge Jesus, sol bek bölgesi için hücum yönü daha kuvvetli bir isim arayışındaymış ve Teknik Direktör Jesus kadrosunu güçlendirmek istiyormuş. Ne oldu? Ezgican Alioski'den memnundu. Bonservisini falan alıyorduk. Ne oldu? Neyse, biz buna MHYB diyoruz. Bu arada videoyu beğenmeniz için de zorlamıyoruz arkadaşlar. İsteyen beğenmesin, beğenmeyen cinci olsun. Yani o yüzden de şey yapalım. Jesus Alioski'yi beğenmiyormuş. Yönetime de mesaj göndermiş. Hatay maçında sol bekte Ferdi Kadıoğlu'na şans vermesi yönetime aynı zamanda ciddi bir mesaj olarak yorumlanıyor diyor. Ulan onu aylardır oynatıyor. Daha kaliteli sol bek istiyor demiş. Yok, bu mesaj tam olarak bu değil arkadaşlar. Yani Ferdi'yi sol bek oynatmak. Ya İsmail Yüksel'e sol bek oynatsa bu mesajdır. Yani İsmail'i bile oynatırım ama Alioski'yi oynatmamın mesajıdır. Anlatabiliyor muyum? Yoksa Ferdi olayı mesaj değil de yönetimden talebi var. Ha, Alioski'nin özel çalışma planı da var bu arada. Bilginiz olsun, hani tamam Alioski'den memnun değil ama memnun değil diye oynatmayacak diye bir durum yok. Yani ona da belli görevler veriyor. O şekilde kendini geliştirip en azından bir şekilde faydalanıyor. Fenerbahçe'de hedef 3 transfer. Takviye için kolları sıvadı. Şampiyonluk yolundaki takviye için ve Jesus'un önceliği stoper. Şimdi bir numaralı talebi Jesus'un stoper hattının güçlendirilmesi. Birçok maçta üçlü savunmayı tercih etti. Elinde bu bölgede kullanabileceği sadece 4 isim var. Mesela Hatay Spor maçında Fenerbahçe üçlü mü oynadı, dörtlü mü desem hepiniz üçlü dersin. Yok, dörtlü dersiniz. Ama baktığın zaman oyun kurulurken ya da top rakipteyken yer yer bazen Arao geçti savunmanın arasına, üçledi. Demek ki Fenerbahçe'nin sistem değişiklik. Ben şunu söyleyeyim. Acaba ön libero mu alsak? Neyse, Samet Akaydın bitti diyor. Ben bitti demeden bitmez. Adana Demirsporlu Samet Akaydın'ın transferi %99 bitti. Hem kulüple hem oyuncuyla her konuda anlaşma sağlandı. Biliyorsunuz arkadaşlar, Samet Akaydın'ın bonservisini 2 milyon 800 bin euro, 3 milyon euro, 3,2 milyon euro, 3,4, 3,5 milyon euro, 4 milyon euro, 4,5 milyon euro, 4,2 artı Holosko, 4,5 milyon euro artı Galatasaray Adası karşılığında satın aldık. Yani Samet Akaydın kesinlikle Fenerbahçe'de. Herkesin duyumu aynı zaten. O yüzden de bakalım açıklamalar yapılacakmış. Hocam, Samet Akaydın'ı beğeniyor musun, beğenmiyor musun? Bilmiyorum, Fenerbahçe'ye gerekli mi? Yani üçlü savunma Fenerbahçe'nin düzenini bozuyor gibi. Bilmiyorum, size bırakıyorum. Geçen sezon kimse konuşmazken ben Süper Lig'in en iyi iki tane Türk stoperi, biri de Tayyip Talha Sanuç, diğeri Samet Akaydın diye Adana Demirspor'da diye anlattığım zaman gülenler şimdi Samet'i istiyorlar. Neyse, Samet tamam diyor. Sürpriz bölge sol bek. Fenerbahçe'de güçlendirme yapılması planlanan sürpriz bölge sol bekmiş. Bu açıdan da sevinçliyim arkadaşlar. Şimdi diyorum ya, herkesin şu dediğine bu demek ya da herkesin şu dediğine hayır o değil demek, yani bilinçle bir şekilde yürekle söylenen bir laf. Mesela ben şunu söyleyeyim. Sol bek tamam isteniliyor ama yapılabilecek mi çok zor. İmkansıza yakın sol bek. Stoper isteniliyor ama bizim şartlara göre değişiklik gösterecek. Bence Samet Akaydın transferi olacaksa bile 31 Ocağı doğru olur. O da olur mu? Hani olsa işe yarar mı?
Bilmiyorum. Şimdi sol bek Ajax'a sözleşmesini fesheden Daley Blind Fenerbahçe ile Adanalıymış. Alakamız yok. Felipe Jonathan Santos'tan konuştuk. Montpellier'li Nicolas Cozza. Buna da aslında ilgimiz var Nicolas Cozza'nın. Son dönemindeki ahvalini bilmiyorum arkadaşlar. Yani son dönemde aldı başını gitti mi? Müzmin sakat mı oldu? Yedeklere mi düştü? Bir de 23 yaşında bu çocuk. Fransa U21'de de oynamıştı var. Ama baktığın zaman yani 15 maça çıkmış. 2 gol, 1 asist yapmış. 1236 dakika. Ve sözleşme bitişi yazın. Yani bunu alacak olsak bile yaza şey yapabiliriz. Ama biz bunu izliyoruz. Kozlayı. Hücum hattına da hani Fenerbahçe üçünden birini yani 3 transfer istiyordu. Birincisi Samet Akaydın tamam. İkincisi Daley Blind, Felipe Jonathan ya da Kozda'dan birini istiyormuş. İki. Üçüncü bölge ise Vincent Aboubakar ismi gündemde. Yani Kamerunlu isim çok isteniliyor. Atalanta'dan Luis Muriel iddiaları vardı. Bir de Alfredo Morelos diyor. Sözleşmesini uzatmadı. Fenerbahçe için hangisi olacak bakalım diyor. Yani 7 tane futbolcu saymış. Bunlardan 3'ü diyor. Samet kesin kaldı ikisi diyor. Peki hocam Aboubakar olayı nedir? Şimdi Aboubakar'da bir gelişme yaşandı. Tabii sıcak bir gelişme. Son dakika versem mi şöyle ekrana? Şöyle atıştım atıştı bir şey vereyim dur. Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da forma giyen Vincent Aboubakar Fenerbahçe'ye imza atmak için gün sayıyormuş. Dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna kattığını açıklayan Cuma gecesi dünya gündemini sarsan Al Nassr takımdaki bir diğer golcü Aboubakar'a transfer izni vermiş. Ve şimdi menajeriyle görüşebiliriz arkadaşlar. Çünkü şu anda elimiz güçlü. Tabii ki de bu transfer olayı dünyada yankılandı. 30 yaşındaki Aboubakar için tek engel Al Nassr'dı. Cuma günü Suudi Arabistan ekibi dünyada gündem oldu. Ronaldo'yu kadrosuna kattığını açıkladı ve gündemi alt üst etti. Fenerbahçe ise Aboubakar transferi için kulübüyle görüşmelere başlayacak gibi duruyor. 2016 ve 2020 yıllarında Beşiktaş formasını 67 maçta giydi. 35 gol, 9 asiste imza attı. Bu iki sezonda da Süper Lig şampiyonluğu yaşatıldı kulübüne ve taraftarın sevgilisi haline geldi. 2022 Dünya Kupası'nda da adından söz ettirdi. Kupayı 3 maçta 2 gol 1 asistle tamamladı. Gollerini Arabistan'da devam etti. 2021 yazında transfer oldu. Al Nassr'da 36 maça çıktı. 11 gol 5 asist. Yani Talisca ile aynı formayı giyiyor. Şimdi Ronaldo da geldi. Fenerbahçe'ye imza atmak için gün sayıyor demişim. Arkadaşlar ben burada bir gelişme göremedim. Yok hocam senin anlamadığın şey şu. Aboubakar hani Ronaldo geldi diye serbest bırakılacakmış. Öyle bir izin olmuş. Ya şöyle bir bakıyorum. Taraftarın epey bir kısmı Aboubakar ismine sıcak ama yani bilmiyorum ya. Hani Beşiktaş'ta para istedi bile bile oynamadı. Ben bu tip futbolcuları sevmiyorum. Yani rakibimize kazık atmış oluyor ama ben iş ahlakı olarak sevmiyorum bu tip futbolcuları. Bak Samet Akaydın Trabzonlu umurumda değil. İş ahlakı var çünkü. Yani gelse sıkıntı yapmaz. İş ahlakı var. Ama Aboubakar'ın Beşiktaş'ı satması ya yarın bir gün bizi satmayacağı ne malum ya. Ben biraz soğuk bakıyorum ama sizler sıcak bakıyorsunuz sanırım. Gerçekten merak ediyorum. Kaç kişi Aboubakar konusunda gelsin diyor ya da gelmesin diyor. Fikrinizi yazar mısınız yorumlara? Aboubakar gelsin diyorum ya da gelmesin diyorum diye. Yazar mısınız? Gerçekten merak ettim. Fenerbahçe ve Beşiktaş devrede Kaan Ayhan. Sağdaki Kaan Ayhan'la hem Fenerbahçe'nin hem Beşiktaş'ın ilgilendiği belirtilmiş. La Gazzetta dello Sport'un haberine göre teknik direktör Alessio Doinisi tarafından zaman zaman kullanılıyormuş. Ama devre arası transferinde ayrılabileceği gündeme gelmiş. Fenerbahçe ve Beşiktaş ilgileniyormuş. Sözleşme 2024'e kadarmış. Bu sezon 11 maça çıktı Kaan. Bir kez fileleri havalandırdı. 2020'den bu yana İtalyan ekibinde sözleşmesi 2024'e kadar devam ediyor. Zannetmiyorum herhangi bir Türk takımına geleceğine. Niye hocam Beşiktaş'ın duyumunu vermek sana mı kaldı? Hayır. Ne Fenerbahçe'ye, ne Galatasaray'a, ne Beşiktaş'a, ne Trabzonspor'a ya da
Aklınıza gelen herhangi bir kulübe fark etmez. Adamlar söğüş istiyorlar. Yani söğüşleyecek takım arıyorlar. Bu Türk takımlarının da şu anki ekonomik durumda yani gerizekalı değillerse hiçbiri almaz, alamaz. Gerçekten alamaz. Çünkü 5 milyon euro yıllık şey bonservis istiyor. Geçiniz. Altay Mayındır'dan Jesus itirafı. Yalnız buraya dikkat edin. Bu kısma özellikle dikkat. Fenerbahçe kaptanı Altay Mayındır kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunmuş. İşte 24 yaşındaki futbolcunun sözleri diyor. O da yeni yıl dileğinde bulunuyor arkadaşlar. Yani önümüzdeki yıl daha güzel bir yıl olsun diyor. Yeni yıldan beklentim. Bu arada Samandıra'da gecesi gündüzü katmadan çalışıyor. Başarımız için mücadele ediyor. Tek beklentisi Fenerbahçe'nin mutluluğudur. Yoğun bir trafiğimiz var diyor. Yani çok güzel bir birliktelik oluştu bu sezon. Benim 4. yılım ama bu sene daha farklı, daha iyi bir hava var pozitif anlamda. Herkes neşeli. Hani herkes ne zaman güleceğini, ne zaman ciddi olacağını ayırt ediyor. Çok iyi bir hocamız var, çok iyi bir teknik kadromuz var. Yani bize saha içinde çok şey katıyorlar. Biz de bunu sahaya yansıtınca güzel sonuç alıyoruz. Bazen istemediğiniz sonuçlar da olabiliyor. Yani kazandığımız zaman mutlu oluyoruz diyor. Önemli olan her maçı final niteliğinde yani bunun ciddiyetini, önemini anlamamız lazım. Sezon sonunda sakatlıksız, kimsenin rahatsızlık yaşamadığı iyi bir sezon olur. Bu emeklerin meyvesini inşallah sezon sonu güzel bir sonuçla alırız diyor arkadaşlar. En çok bize yakışır diyor. Lige inerken biz başladık. Avrupa maçlarımız, sürekli yolculuklarımız. İster istemez yorgunluklar üst üste bindi. Dünya Kupası bize de iyi geldi ama çalışmalarımıza devam ettik. İnşallah bu güzel gidişat devam eder. Bizler sonuna kadar mücadele edeceğiz. 100. yılda da şampiyonluk en çok bize yakışır. Taraftarımıza her daim iç içe geçireceğimiz güzel zamanlar olur inşallah diyor. Negatif hiçbir şeyimiz yok. Yani ciddi bir şekilde çalışman gerekiyorsa bunun ayrımına varıyorsun. Biz de buna uyum sağlıyoruz. Yani hocamız da bunu sağlıyor. Toplantılarda ciddi ne gerekiyorsa konuşuyoruz. Arada ufak bir gülme esi de veriliyor. O da oyuncular için güzel oluyor. Her gün toplantı yapıyor, birçok şeyi konuşuyoruz. Saha içinde de aynı şekilde hocamız bize birçok şeyi gösteriyor diyor. Olumlu bakmak gerek. Taktik, teknik anlamdaki davranışlar dışında yüreğimizi, hissiyatlarımızı hani sahaya verdiğimiz zaman taraftarımız görüyor. Bize her zaman destek olmalarını rica ediyoruz diyor. Olumsuzluklar her zaman olacak diyor. Ufak tefek sakatlıklar oluyor. Hani bu da işin doğası. İnşallah sıkıntılardan çabucak kurtuluruz. Yani pozitif bakmak lazım. İşimiz sahaya odaklanmak diyor. Doğru. Yani buraları geçiyorum arkadaşlar. Şampiyonluğa hep birlikte ulaşırız. Önümüzde daha çok maç var. Bizim odağımız sadece o hafta oynayacağımız maç. Bakın bu kritik bir cümle. Başka hiçbir şey değil diyor. Sezon sonu için mücadele veriyoruz tabii ki ama yapmamız gerekenleri de bilerek hareket ediyoruz. Bulmaca gibi küçük doğruları yerleştirmen gerekiyor kazanma için. Kamuoyunda hazır bekleyenler var. Kaybettiğimiz zaman kamuoyunda hazır bekleyen birçok insan var. Serdar Ali pambık yer. Yok, pambık emer. Sömürür. Aklıma niye böyle bir isim geldi? Birçok insan var ya da kötü geçen bir maçtan sonra birçok hazır insan var. Onların konuşması, yazdığı, çizdiği, söylediği gayet normal. İnsan kendi kapasitesini her zaman yaptıklarıyla belirleyen bir varlıktır. Maç kazanırız, kaybederiz. Önemli olan sahada teknik, taktik dışındaki şeyden bahsediyorum diyor. Hani mücadele etmek, ruhen, kalben hissetmek. Yani nasıl taraftarımız gol karşısında onu hissediyorsa bizler de sahada farkındayız. Konsantre olmuş şekilde mücadele etmeye çalışıyoruz. Spekülasyonlarla ilgili konuda da bizim kulağımız tamamen kapalı. Ben çok fazla artık ne televizyonu açan bir insanım, ne haber vesaire. Hani kulağımız tıkalı, sahaya odaklı. Yapmamız gereken şey belli. Kaldı ki olumsuz şeyler de yaşanabilir. Hani gidişat böyle. Hani biz buna uygun şekilde mücadele ediyoruz. Şunu da söylemek istiyoruz. Maç kazandığımızda da çok büyük bir olumlu konuşmalar oluyor. Açıkçası işin özeti şöyle. Rehavete kapılmamak lazım. Her anlamda rehavete kapılmamak lazım. İşinin ciddiyetinin bilincinde kazansan da kaybetsen de her zaman dört dörtlük çalışmaya, mücadeleye sonuna kadar devam edeceğiz diyor. Tabii ki Fenerbahçemiz büyük bir camia. Bundan da bahsediyor. Camiamızın bütünleşmesinden, Mart ayında tekrar Avrupa Ligi başlayacak. Hani onu da heyecanla bekliyoruz. Hani bu maçları en güçlü, en sağlıklı şekilde geçirebilmek, aşabilmek için elimizden geleni yapıyoruz. Hocamız her şeyin farkında. Son kısım burası.
Hocamız çok tecrübeli bir insan. Çok şeyin farkında. Ukalalar size diyor. Bazen birçok şeyi farklı bir bakış açısıyla da bakıp görebilen bir insan. Bakın, farklı bir bakış açısıyla bakıp görebilen bir insan. Bu konuda da bize her zaman yardımcı olan, destek olan, gördüğü yanlışları uygun bir dille söyleyen bir insan. İkili ilişkileri çok iyi. Oyuncularla her zaman konuşur, şaka zamanı şakasını yapar, ciddiyet zamanı ciddiyetini korur. Oyuncuların duygu ve düşünceleri açısından bunlar çok önemli şeyler. Şu an itibariyle güzel giden bir gidişatımız var. Bakın, size göre takım öldü bitti. Yani ikinci sırada takım, size göre takım öldü bitti. Yani siz Galatasaray falan şampiyon yaptınız. Ama ben yapmadım. Ya da başkası yapmadı. Yani kötü niyetli arkadaşlar, size diyorum. Bunu sağlayan hocalarımız, hepimiz birlikte hareket ediyoruz. Profesyonel bir şekilde nerede olduğumuzun bilincinde, ne yapmamız gerektiğinin bilincinde, sahada olduğumuzda ve hocamızın söylediğini sahada teknik ve taktik dışında hani bir enerji vardır. Bazı takımlar teknik ve taktik anlamda çok iyi değildir ama onlar yüreğiyle oynar, mücadelesiyle şeyler gösterirler. Kazanırlar, kaybederler ama helal olsun ne kadar iyi mücadele ettiler derler. Önemli olan da bu bence. Ben her zaman bunun arkasında olan bir insanım. Bir şeyleri yapabilirsin, yapamazsın. Bu tartışılır, konuşulur ama sen isteyerek, odaklanarak sahada mücadele ettiğin zaman bir şekilde bir de meyve veriliyor demiş Fenerbahçe'mizin 4 yıl daha kadrosu, kalesini koruyacak olan Altay Bayındır. Böyle söylemiş. Şimdi burada Jesus'u övmüş, gerekenleri söylemiş. Hani dışarıdan bakıldığı zaman çok sert hoca. Arkadaşlar bakın, Fenerbahçe'yi karıştırmak isteyen o kadar çok etmen kişi var ki, o kadar çok Fenerbahçe düşmanı var ki. Hani herkesi sen dost bu sandın, sadıkane yar olur diyor ya. Ya herkesi dost sanmayın. Belki ol ayar olur. Yar olur didar. Hocam sagocular anladı seni. Teşekkürler hocam. Ben size teşekkür ederim aslında videoyu beğendiğiniz için. Yani hiç zorlama olmadan bu videoyu beğendiğinize göre iyi bir Fenerbahçelisiniz diye düşünüyorum. Şimdi değerli arkadaşlar, bu videoda ne konuştuk? Bu videoda çok şey konuştuk. Bu videoda o kadar çok şey konuştuk ki. Mesela kısa özet olarak şunu söyleyeyim. Bir, yok bir diye saymayayım. Samet Akaydın'ı bitirmişiz. Ama belki de benim dediğim şartlarda bitmiştir. Abubakar'ın görüşme olacak. Ama çok umutlanmayın. Alioski'den memnun değiliz ama sezonu bitirecek gibi. Biz de bitirecek gibi duruyor. Fakat devre arasında eğer bir sol bek bulursak sözleşmesini feshedebiliriz. Alioski feshetti diye duyarsanız zaten yeni bir sol bek almışızdır. Kaan Ayhan'ı beklemeyin. Kat'iyen beklemeyin. Ferdi herhangi bir yere gitmeyecek de. Dalay Blind beklemeyin. Felipe Jonathan adam sakat. 2 aydır sakat. Nicolas Kozda muhtemelen sezon sonunda bu arkadaşlarına ilgili bir yaptırım olur ya da şimdiden anlaşma sağlayıp sezon sonu açıklayabiliriz. Luis Muriel beklemeyin. Morelos, Alfredo Morelos, Samatta'nın yan sanayisi beklemeyin. Altay Bayındır'ı da konuştuk. Valencia ile birlikte bir de İsmail Yüksek ile birlikte sözleşme yenileyen 3 isim. Aa, pardon, özür dilerim, bizim kulüp açıklamadı. Kulübün açıklamadığı şeyi ben açıklayacak halim yok. O yüzden de çok konuşmayalım. Yani durumlar bunlar, duyumlar bunlar. Yeni yılın ilk videosuyla birlikteydik arkadaşlar. İnşallah güzel, mutlu bir yıl olur arkadaşlar. Ve tüm bu yeni yılda Fenerbahçe'nin şampiyonlukları, başarıları, kupaları, bunları konuşuruz, güzellikleri konuşuruz. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.